Teşekkür ederim Sayın Başkan. Kıymetli milletvekilleri, bu kürsüde, bu çatı altında sıkça Cumhurbaşkanlığı parti sistemini eleştirdik. Yarattığı yan etkileri, sakatlıklarını hep söyledik ama karanlık alanına ilişkin çokça bahsetmedik. Ben de bugün İletişim Başkanlığı adı altında resmi adı İletişim Başkanlığı olan ama bu sistemin karanlık alanı olan, yani sosyal medyadaki ifadesiyle dark alanı olan İletişim Başkanlığı'ndan söz edeceğim. İletişim Başkanlığı 5 yıl önce kuruldu. Kurulurken gayesi, amacı Türkiye'yi markalaştırmak, imajını güçlendirmek. Ama bu 5 yıl içerisinde gördük ki bu kurum AKP'nin ajansı ya da troll ve kirli propagandaların başkanlığı haline geldi. Ve en çok da 2 kelime üzerinde durdu. Bir tanesi dezenformasyon. Ama baktığınızda dezenformasyonun başlangıcı hep bu alan oldu. Bu başkanlık oldu. İkincisi de hakikat. Hakikatla mücadele diye. Ama baktığınızda da hakikatla mücadeleyi tersine çeviren kurumun da bizzat kendisi oldu. Bunu kimlerle yaptı? Devlet kurumlarıyla, işte RTÜK'le, TRT'yle, Anadolu Ajansı'yla ve tabii ki havuz medyasıyla bu çalışmalarına bu 5 yıldır devam ediyorlar. Örneğin RTÜK'ten bahsedeyim size. RTÜK para cezasıyla anılan, yayın durdurma, lisans iptalleriyle alınan bir kurum halinde ve sadece 5 kuruma verdiği cezanın tutarı 30 milyon TL. 2023 yılına kadar da 35 idari, 9 da para cezası olmak üzere 44 yaptırım uyguladı. Yaptığı yaptırımların hepsi ya Halk TV, ya Tele1, KRT, Flash Haber, Habertürk ve Fox. Bu RTÜK kurumu sanki sadece bu kanalları izleyen bir kurum halinde çalıştı. Bir başka hakikat ise basın özgürlüğündeki durumumuz. Türkiye 180 ülke içerisinde 165. İletişim Başkanlığı'ndan ne beklenir? Buradaki itibarı, sırayı yükseltmek. Ama aksine elinden geldiğince kendisine kim muhaliflik yapıyorsa onları engellemek. Birincisi basın kartını vermeyerek engellemek. İkincisi de hapse atmak. Geçen yıl yine burada konuşulmuştu dezenformasyon yasası. Orada yine AKP yetkilileri hiçbir gazeteci bu yasadan etkilenmeyecek dedi. Yine bu yasanın içerisine baktığımızda 33 gazeteci bu yasadan dolayı soruşturma geçirdi. Son soruşturma geçiren gazetecilere baktığımızda 3 başlıkta toplanıyor. Bir tanesi seçimler, ikincisi yargıda rüşvet, üçüncüsü de deprem. Türkiye'deki deprem gerçeğini, yargıdaki yolsuzluğu ve seçimdeki suistimalleri aktaran arkadaşlarımız karşılarında adli güçleri buldu. Örneğin Tolga Şardan. Burada İletişim Başkanlığı devreye girmesi gerekirken, burada gazeteciliği gerçek anlamda yapılmasını sağlaması gerekirken önce polisi ve yargı güçlerini harekete geçirdi. Yine burada bu gazeteciler içerisinde İsmail Saymaz'ı sayabiliriz. Murat Ağıreli, Timur Soykan'ı, Barış Pehlivan'ı bu gazetecilerin içerisinde sayabiliriz. Bir de bu işin bütçesi var. 2019 yılında bütçesi 344 milyondu bu İletişim Başkanlığı'nın. Geçen yıl 1.6 milyara, bu yıl 2024 yılında ise 4 milyar 126 milyona çıkartılmış durumda. Topladığınızda 362 bin asgari ücretlinin maaşına denk geliyor. Peki bu bütçe 2,5 katına arttırıldığında bakıyorsunuz o yıla ne var? Seçim. Ya da geçmiş yılla artış oranlarına baktığınızda seçim olan yıllarda bütçe anormal derecede artmış durumda. Çünkü demin de bahsettiğim şekilde İletişim Başkanlığı seçimde AKP'nin propaganda bölgesinin yönetimini ele almış durumda ve parayı da çoğunlukla orada kullanıyor. Örneğin bu işin başındaki Fahrettin Altun, namı değer pergoleci, sarayın iletişimini yaparken, bu paraları kullanırken tek koltukta da bu işi sürdürmedi. Baktığınızda tam kelimesiyle söyleyeyim, hayır hesanet adına ne kadar yönetim kurulu üyeliği varsa bunların hepsini de aldı bu arkadaşım.
Bitirelim lütfen. Ve bunları, bu görevi yaparken çok maaşlı bu arkadaşımız Fahrettin Altun bu işleri yaparken de PKK militanlarını televizyona çıkarttı. Sahte videolar yayınladı. Örgüt, terör örgütü üyeleriyle röportaj yaptı. Ve AKP grubunda birçok videonun yayınlanmasında bu arkadaşımız görevli oldu. Ve bu arkadaşımıza şu an 2024 yılında 4 milyar 126 milyon lira teslim edilmiş durumda. Ben buradan Sayın Meclis Başkanıma sesleniyorum. Sayıştay raporlarıyla bunu bulamıyoruz. Ya da herhangi bir denetimle bunları bulmak mümkün değil. Burada Cumhurbaşkanı yardımcısı var diyecektim ki o da yok. Ben Fahrettin Altun'a buradan bir vergi mükellefi olarak, benim vergimden eğer ona düşen bir hak var ise, bana bu rakamlarda hakaret eden çalışmalarda Fahrettin Altun'un katkısı var ise, verdiğim vergiden aldığım...